Hasta gibi geliyor olabilir. Gibisi fazla. Ben şu an zor diyorum yani. Muğla mı olacak? Burada mı kalacağız? O belli oluyor. Bir de üçüncü bir seçenek daha eklendi. Aslında İzmir'den bir abonemiz mesaj attı. Bir ev var burada da. Şans oldu. Yani herhalde Murat Deniz'in şansı. Değil mi? Evet. Tamam aşkım, ye yavrum. Baba! Getir bakalım. Teşekkür ederim. Baba! Daha çok var mı? Bu kadar. Efendim? Bu kadar. O zaman benim orayı toplamam gerek senin inebilmen için. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayağı kutumuz var Frize. Niye bak, kaliteye bak. Ters giydin gene aşkım. Düşersin anneciğim, çok büyük onlar. Oh. Ne diyorsun Filiz, başlıyor mu işkencemiz? Başlıyor, bayağı da şey var. Bir de bizim büyük boy çuvallarımız vardı, battal boy. Onları da yine buraya gelirkenki gibi yatak yorganı için kullanırız. Bunları da diğer eşyalar için. Mia kaydırak zannetti onları. Kaydırak deyince nasıl kaldırdı kafayı? Kaydırak! Ah, taşıma sürecimiz başlıyor arkadaşlar. Bizim eşyamız gelirken mutfak eşyamız büyük, sağlam, kapaklı kasalardaydı. Tek dezavantajımız o. Onu Müco ayarlayacağım dedi. Ha? Hem Müco ben ayarlarım dedi onu. Öyle olursa süper olur çünkü şey, buraya gelirken mesela bizim böyle konserve kavanozlarımız yoktu. Burada şimdi bahçeden topladıklarımızla konserveler yaptık, bir şeyler yaptık. Onları daha sağlam bir şeylerle taşımak gerekiyor. Ziyan olsun istemem, bu kadar çabaladık, uğraştık. O yüzden de onlar önemli. O zaman şey yapalım, sen burayı dizerken ben hızlıca bir bambamı yürüteyim. Tamam. Onun vakti geldi, sonra aşağıda kolilemeye başlayalım. Tamam. Bakalım. Bam bam, yapacak bir şey yok. Yürüyeceğiz. Hadi dışarı. Hadi. Çıkmak istemiyor. Haydi 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 haydi. Haydi. Geç geç. Islanacağız biraz. Yapacak bir şey yok. Bam bam hiç yürümek istemiyor şu anda. Tabii bu yağmurda. Bunu böyle popo kaslarını titreterek genelde gösteriyor. Ama bam bam yürümemiz lazım. Hadi bakalım. Arkadaşlar tabii köpek bakmak büyük sorumluluk. Sabah akşam yürütmeniz lazım, oynatmanız lazım. O kadar kolay bir şey değil. Buradan köpek almak isteyenlere bunu söyleyelim. Gerçekten bu sorumluluğu alabilecekseniz, ilgilenebilecekseniz, onunla uğraşabilecekseniz, günde en az 3 saatinizi ona ayırabilecekseniz, tüm tatillerinizi, tüm planlarınızı ona göre yapacaksanız ve evde hiç büyümeyecek 2 yaşında bir çocuk var gibi düşünün. O 2 yaşındaki çocuktan hiç sıkılmadan, bunalmadan ona bakabilecekseniz alın lütfen. Hadi sırılsıklam olduk yine baba. Hoş geldiniz. Donumuza kadar ıslandık. Sırılsıklam olmuşsunuz. Bekle baba. Baba ıslanmış mı ya su? Bekle baba. Seni böyle sırılsıklam alamam içeriye. Havlu var aşkım. Bekle baba, gel buraya. Otur, bekle. Bekle oğlum heyecanı. Mia da merdivende bekliyor. Gel, bekle. Ama ne biçim yağmur ya? Evet evet bayağı. Bir de bekle. Bütün gün hiç durmadı ya, bu saat oldu. Gel buraya, gel, gel. Gel. Şemsiyeyle zor olur değil mi yürümek? Şemsiyeyle yürümez ki. Hayır. Rüzgar var, şey var. Oh. Geç yürü.
odun kırayım. Tamam aşkım. Biraz sobayı temizleyelim. İzlememiş olanlar nasıl odun kırılır da soba nasıl temizlenir videomuz aynı karede. Onu o tarafa bırakmış oluyoruz. Şöyle şu köşeye yukarıda bir yere bırakmış oluyoruz. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Miracım çekil aşkım. Valla bir çıksın gelsin. Yani... Gider ayak doğalgazı yüklenmeyelim. Şans dilemem. Yapayım mı? Bir tanesini yapalım. Bence sırayla başlayalım. Ne demek sırayla? Hani bir tanesini yapalım, dolduralım. Sonra ikincisini tamam. Yapalım. Ama en az iki koli kitap çıkar. İçeriden de bir koli çıkar. Onun için diyorum işte iki koli çıkar yani. Sonra biraz anlatacağımız şeyler var. Kitap doldururken onlardan bahsedelim. Evet, sohbet edelim yandan da. Hayır. Biter mi daha var? Kitabımız çok. Allah daha çok kitap da versin. Kitapları seviyoruz. Evet, taşınırken her zaman ilk kitaplarımızı topluyoruz. Evet. Sonra özel eşyalarımızı topluyoruz. Sonra oyuncakları azaltıyoruz. Gel biraz konuşalım. Bak bu kitabı seviyorum. Bu Türkan Şoray, ben Nezih Kitap Evi'nde çalışırken Kadıköy Şubesi'nde imza günü olmuştu. Gerçekten çok hanımefendi bir kadın. Bana imzalı kitabını hediye etmişti. Sevdiğim kitaplarımdan biri. İmzalı kitaplarım var öyle Nezih'ten. Öyle bir avantajım olmuştu. Birçok kitabımı imzalatma şansım oldu. Arkadaşlar bu arada seslerimiz biraz böyle... Hasta gibi geliyor olabilir. Gibisi fazla. Ben şu an zor duruyorum ayakta. Çünkü tam taşınma öncesi hep birlikte ailecek hasta olduk. Önce Mia ile Murat Deniz öyle hasta olmaya başladı. Ardından da Filiz ile ben. Evet, ben arada bir de küçük bir gıda zehirlenmesi yaşadım. Onu ikimiz de yaşadık nasıl olduysa evet, artık neyse. Yani. Aynı şeyleri yemedik ama bir şekilde... Kimse, herhalde mikrop öyle bir mikroptu. O da etkiledi. Olabilir yani. Belki de gıda zehirlenmesi değil. O da mümkündür yani. Evet, bu arada çok güzel kitaplarım var ya. Vallahi. Filiz Murat Deniz'i hastaneye de götürdü. Bir de bir iki gündür çocuklarda böyle soğuk algınlığı belirtileri var. Mia'da ateş dolduğu için onda ilaç başladık ama şimdi Murat Deniz'de ateş yok. Sadece öksürük ve burun akıntısı var. Onun için de bir görüşeceğim inşallah acilden girebilirsem. Onun dışında kalça ultrasonunu çektirip eve döneceğiz. Evet, hastaneden çıktık. Ultrasonumuzu çektirdik. Kalça ultrasonunda herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda doktora da gösterdik sonucumuzu. Bir de muayene oldu Murat Deniz. Dediğim gibi birazcık böyle hafif işte öksürük vardı. Ateş yok ama öksürük ve burun tıkanıklığı vardı. Geniz akıntısı vardı yani onu hissediyordum. Şimdi onunla alakalı da muayene ettim. Bir takım ilaçlar yazdı. Şimdi eczaneye uğrayıp oradan da artık Mia suyumuza, Denizcan'a doğru gideceğiz. Geniz akıntısı var, bir de gece böyle tıkanıyor öksürürken. O beni biraz korkuttu çünkü ha. Ciğer problemi olduğu için zaten. O beni bir ekstra korkutmuştu. Bir de yani bir gece önce biraz o sıkışıklığı görünce dedim ki kesinlikle bunun için yarın gideceğim zaten. Gitmişken onu da sorduk. Bir şurup verdi, tamamen bitkisel bir şurup. Öksürük artarsa dedi, şu anda... Ama herhangi bir problem yok. Olmadı. Şöyle geniz akıntısı olduğu için geriye doğru ondan dolayı bir tıkanıklık oluyor. Serumla burun yıkamayı gösterdiler. Yani onu yapıyorum artık, böyle bir sorunumuz şu anda yok. Tıkanıklık önceki gibi yok yani. Çalışıyoruz. Miyacığım, dağıtmak yok, topluyoruz. Hadi koy masaya yerdeki kitapları. Aferin. Ver bana, tamam mı? Buraya koyuyorum anneciğim. Her tarzda kitap var burada ama en çok da şey galiba. Yani kişisel gelişim de var ama en çok sanıyorum polisiye var. Ben polisiye çok seviyorum. Çok i̇şte, işte biraz benle birlikte fantastik bilim kurgu herhalde eklendi. Ama çok değil gene. Ben çok fantastik okumuyorum ya. Sen daha çok okuyorsun benden. Fantastikler daha çok senin. Şuradan ikinci bir koli yapayım, hatta üçüncü bir koli de. Evet işte, dedin ya. Bak daha arkaya almadık bile. Şey, televizyon ünitesinin altı tamamen duruyor. Bir de bunlar aşırı böyle tıka basa doldurunca yerinden kalkmıyor koliler. Öyle de yapmayalım yani.
Evet, bu arada arkadaşlar yarın pazartesi günü artık Muğla mı olacak? Burada mı kalacağız? O belli oluyor değil mi? Evet. Muğla'dan haber geliyor. Çünkü yani burada baktığımız evin sahibinden ayın 10'una kadar yani millet almıştık. Onun da haber vereceğiz demiştik. Orayı bekletme şansımız yok. O nedenle netleştirmek gerekiyor. Deniz, ben burayı daha fazla doldurmayayım. Koli yerinden kalkmayacak çünkü. Tamam. Ay sürekli burnum çekiyor olabilirim şu an. Farkında değilim ama. Hastayız, hasta. Ay bayağı kötüyüm. Ay. Yerde kitaplar var. Ben mama yapayım Deniz. Tamam. Deniz'e mama yap. Oğlum. Oğlum. Çok mu kıştın sen bana? Tamam, ben de kıştım ben de, tamam mı? Hadi gel bir tane soyralım. Tipini yerim seni. Oo, buraya mı bakıyorsun? Babam. Geç bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bambam da gelmiş buralara değil mi? Biliyorsun. Biz nasıl taşınacağız sizinle birlikte? Kitap etipi. Efendim? Mia'nın kitapları var bir de daha üst katta. Onları da bunlardan birinin üstüne atarız. Şıkkına bak. Çok acı. Bu arada arkadaşlar, hani niye hazır mama veriyorsunuz demeyin. Hem anne sütü içiyor kendileri, evet. Hem mama yiyor. İkisi de yetmiyor ama. Bir maşallah var o konuda. Evet, yani hastanede de yoğun bakımdaki doktor da söylemişti. Yani çok sık sık beslememiz gerekiyor. Çok iştahlı bir çocuk diye. Gerçekten de öyle yani. Çok sık beslemek gerekiyor. Hani normalde 2-3 saatte bir diyorlar. Saat başı versek yiyor yani. Öyle bir olayı var. Evet, sürekli aç. Biz iştahlı maşallah diyelim de nazar değmez. Tamam maşallah. Yememesi de kötü. Yani o da çok zor bir şey. De şimdiden kilosu da çok değil mi yani? Hani... Evet. Mia'ya göre aylık kilo alım hızı da çok. Ya Mia neredeyse senesinde bu kiloydu. Evet. Baktığımız zaman bu ikinci ayında. Yani Mia'da da evet kilo almıyor diye tedirgin olup çok sık çocuk doktoruna gidiyorduk. Yine bebeklerin yani çocukların doğduğu hastaneye gidiyorduk. Orada yani kontrollerde işte bu kan değerlerinde falan herhangi bir sıkıntı çıkmadığı için. Biraz minyon bir kız ama hani sağlıkla ilgili bir sorunu yok. Gücü kuvveti yerinde hani maşallah. Çok da takılmayın buna demişlerdi. Bu videoda biraz ben böyle dış ses gibi olayım. Pazartesi günü yani yarın Muğla mı olacak, burası mı olacak belli olacak. Ama biz gördüğünüz gibi artık toparlanmaya başladık. Yani neresi olacaksa olacak. Yine bambama biniyor, bambam kaçıyor bu arada. Evet, sürekli bir kovalamacı modundalar. Evet. Ya şöyle bir durum var ki. Ya duruyor mu hiç? Konuşturmadın kız. Ne yapacaksın acaba şimdi oradan? Evet. Sonra Mia? Mia neredesin? Burada mısın? Şey. Nereye gitti bu Mia? Burada mısın? Seni göremedim. Burada mısın? Nereye gitti bu Mia? Buradasın demek. Boynu hiç sıkılmıyor enteresan bir şekilde. Şu an bekliyor. Evet arkadaşlar, taşınmak zor bir süreç. Biz de bu sürece başladık. Bu hafta herhalde her gün böyle ufak ufak bu kutuları ayarlayarak taşınacağımız şeyleri hazırlayacağız ve artık bulduğumuz araçla birlikte taşınabileceğiz diye düşünüyoruz. Biraz daha erken başlayalım istiyorduk ama yani bu hastalıklar gerçekten bize fırsat vermedi. Ancak bugün nispeten böyle en azından ayakta durabilir haldeyiz. Yani ben herhalde dün tüm gün uyudum değil mi? Evet, yani öyle bir yorulmuş gibi bünyem. Yani tüm gün boyu uyudum. Akşam kalktım herhalde dedim gece uyuyamam ama tüm gece de uyudum. Gerçekten çok yorulmuşum. Yani öyle bir bünyem yorulmuş yani o beni artık ne virüsüyse çok
sarstı. Şimdi önümüzde iki seçenek var aslında. Bu seçeneklerden bir tanesi Muğla, bir tanesi de burası bulduğumuz ev. Evet. Buradaki bulduğumuz evi zaten bir önceki videoda gördünüz. Gayet güzel bir ev. Biz çok beğendik. Ev sahibimiz özene bözene yapmış evi. Evet. Bir şey mi söyleyecektin? Ev sahibimiz dedi. Evet. Allah'ım söyledi. küçük bir mola diyecektim erim. Çünkü şöyle bir de İzmir'den. Evet. Bir de İzmir olabilir mi acaba? Bebek. Tamam, buradayım. Bir de İzmir'de sağ olsun bir önceki videomuza bir abonemiz yorum yazmıştı. Böyle 32 dönüm galiba değil mi? 32 evet, dönüm bir arazim var. Biz Almanya'da yaşıyoruz. 2 katlı evim. Alt katını kiraya vermeyi düşünürüz. İster misiniz? İşte herhangi bir kira beklentimiz yok. Orada malımıza, mülkümüze biz yokken sahip çıkın gibi. Dedim Instagram üstünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hani bir değerlendiririz, ama konuşabiliriz. Ama birden WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Telefon numaramı bulmuş. Beyefendi dedi, ben dedi biraz bilgisayardan anlarım diye. O şekilde iletişim bilgilerimi bulmuş. Ama tam konuşamadık. Yani çocukların hastalıkları vesairesi. Hatta son yazdığı mesajlara bakamadım bile. Hani buradan bizi izliyorsa kusura bakmasın. İnşallah pazartesi gününden itibaren bir tekrar her şeyi değil mi bir ele alıp bir ne yapabiliyoruz diye kendi içimizde de konuşup değerlendirip ona göre size de bir geri dönüş yapacağız. Ama şimdi özellikle diğer iki seçenek için konuşalım. Çünkü onlara daha çok yani odaklanmış haldeyiz. Çünkü Muğla onları düşünüyorduk. Evet, şimdi Muğla'da nasıl bir yer var? Muğla'da da bir abonemiz. Muğla'daki yerleri Muğlalılar Muğla dışından insanlara vermezler demişti. Bizim o taşınmayı düşündüğümüz köyde yaşayan bir abonemiz bize böyle bir yer ayarlamıştı. 4 dönüm bahçe içinde 30 büyükbaş hayvan, 100 tavuk bakmak için alanı olan, 4 dönüm bahçesi olan 2 katlı bir 4+1'di galiba değil mi? 4+1'di. 5+1 değil, 4+1'di. Aylık kira olarak da 1000 lira olarak bizimle konuşmuştu. Şimdi oradan bir cevap bekliyoruz açıkçası. Oradan bir cevap olursa farklı şekilde bir yol alacağız. Oradan cevap olumsuz gelirse de buradaki yere taşınmak için bir yorum alacağız. İki tarafı da bu arada çok sevdik. Yani buradaki ev de izlediniz zaten. Gerçekten çok güzel bir ev. Sadece tabii yorumlarda şöyle bir uyarı gelmişti ki onu tabii biz de farkındayız. Merdiven yani buradaki ev için biraz olumsuz diyebileceğimiz tek şey aslında merdiven. Onun dışında hiçbir olumsuzluk yok. 0-1 ev zaten. Evet. Yalnız bir de şöyle bir ortak nokta verdiniz. Hem Muğla'daki ev için hem de Sakarya'daki ev için aslında ev sahipleri kiraya vermeyi düşünüyorlar normalde. Yani Muğla'dan da şu anda bir haber bekliyor olmamızın nedeni o. Çünkü bizimle iletişimde olan abonemiz gidip kendisiyle ayın 9'unda. Biraz rica minnet evet, böyle kiraya verdirttiriyorlar aslında. Çünkü kendisi Muğla Bodrum'da yaşıyor. Köydeki evini kiraya verir mi şeklinde bir konuşma gerçekleşecek. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Biz de haber bekliyoruz. Buradaki ev de yine ev sahibi buradaki evi de kendisi oturmak için yapmış. Kira gibi bir düşüncesi ya da kira çok vermek sorulmuştu için bu arada. Buradaki ev sahibimiz olursa müstakbel ev sahibimiz 6 ay Almanya'da 6 ay burada evet. Türkiye'de yaşıyor. Eşi ve çocukları hala Almanya'da. Bu yüzden hani orayla da iletişimini koparmıyor ama burayı da çok seviyor. Bizim anladığımız. Eşi de bir 3-3,5 sene kadar sonra emekli oluyormuş galiba. Ondan sonra temelli olarak buraya yerleşecekler. Yani aslında kendileri için yaptıkları çok özenerek evet. Böyle çok gerçekten güzel bir ev var burada da. Hı-hı. Şans oldu. Yani herhalde Murat Deniz'in şansı diye Murat düşünüyorum Deniz'in bu. Murat Deniz'in şansı ve bir yandan da gerçekten abonelerimizin ne kadar sahiplendiklerini gösteren bir şey. Yani orada Mücahit'in tamamen aracı olması neticesinde biz o eve bakabildik. Yoksa kiralık bir ev değil. İlanda ya da dolaşarak bulabileceğimiz bir ev asla bir değildi. Zaten öncesindeki baktığımız iki evi gördünüz. Yani genelde bulabildiğimiz köy evleri çok fazla bakıma ihtiyacı olan evler. Bu arada onları evler. Da biz bulmadık. Onları da farklı bir abonemiz bize buldu ve bizi işte araçlayıp oraya götürüp evlere bakmamızı çok sağladı. Çok acayip bir jest ya bu. Yani her iki baktığımız videodaki evlere de abonelerimiz bize gelip evimizden aldı. Ev bakacağımız yere götürdü, eve baktık. Hatta yani birinde bu ikinci en son videoda Mücahit bizi götürdü evleri göstermeye. Yanımızda da başka bir abonemiz vardı. Evet. Sevil vardı, Çençen vardı. Hatta onunla daha komiğini söyleyeceğim. Yani. O zaman daha komiğini söyleyeceğim. Aa, evet.
Evet, tamam. Şimdi abonemiz bizi aldı. Biz cumartesi günü ev bakmaya gittik. Evet. Akşam eve geldik. Farklı bir abonemiz geldi. Sağ olsun yemeğimizi yaptı. Zeynep hani, Hanım geldi. Zeynep Hanımlar geldi eşiyle. Buradan sağ onlara olsun, selam olsun. Selamlar. Çok güzel bir kuru fasulye pilav yapıldı. İşte onu yedik. Çençen evet. geldi. Ertesi gün yine abonelerimiz bizi aldı. Ev bakmaya gittik. İşte akşamda en son neresiydi o? Nereye gezmiştik? Acarlar Longozu. Acarlar Longozu vesaire gezdik. Çok böyle güzel görüntüler çok güzel bir kaydettik. Gün geçirip eve geldik. Bu o kadar değerli ki bizim için. Kesinlikle. Bu sıcaklığı, bu inceliği değil mi? Daha nasıl söylenebilir ki? Hangi kelimelerle ifade edilebilir? Hani böyle aile gibi, sanki ailenizden biri gibi davranıp böyle çözümler bulmaya çalışmanız bizim için her şeyden daha aynen değerli öyle. Diyebiliriz. Çok önemli. Çok yani teşekkür ediyoruz. İki tane abonemiz Muğla'da ev bakıyor. Burada iki abonemiz Can Raş burada kalmamız için gerçekten çaba sarf ediyor diyebilirim. Onun dışında yani bu ya kararsızlığımızın uzun sürme ihtimali zaten artık yok. Biz de hızla çözüme ulaşmak istiyoruz. Çünkü yani kış bastırmadan çocuklarla artık yerimizi, yuvamızı bulmak ve yerleşmek istiyoruz. Derken hemen hızlıca buradaki ev olursa çözümümüz çok kolay. Evet. Erhan abimiz sağ olsun bu ayak izi safari daha önceden zaten videolar da çekmiştik birlikte bu doğal turlarını yaptığımız aynı zamanda bizim markamız olan Fund'ın ürünlerini İstanbul'dan buraya getiren Ambar'ın Akyazı şubesi elinde bir kamyon olduğu için taşınma işinize Sakarya içinde olursa izinlerim var yardım edebilirim ama il dışı olursa ne yazık ki ona karışamam demişti. Sakarya içinde bir yere taşınırsak ki bu ev Sakarya içinde sağ olsun bizi Erhan abi taşıyacak. O yüzden nakliyeye herhangi bir masrafımız olmayacak. Yani masraf elbette ki olacak yani hiç olmayacak. Tabii, taşıması tabii. için yani iki tane adam tutmamız gerekecek vesaire ama yani çok cüzi bir rakama evimizi taşıyabileceğiz. Fakat Muğla olursa esas şimdi senaryo burada başlıyor. Şimdi Muğla'daki ev Aralık'ın başında boş olacak. Kasım sonu Aralık başı. Yani bizim aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay kadar açıkta kalacağımız bir dönem oluyor. Onda da sağ olsun yine mücahitler ya da aslında burada farklı bir ev de var. Yani o abiyle de konuşabiliriz. Şimdi tam buradan ismini zikretmeyeyim de. Depo olarak kullanabileceğimiz ve eşyalarımızı götürebileceğimiz birkaç yer var. Bir abonemiz de bize biliyorsunuz sınırsız bir depo vermişti ama o İstanbul'da. Şimdi buradan İstanbul'a da eşyaları götürmek bir masraf. Oradan tekrar Muğla'ya da götürmek bir masraf. İki defa bu masrafı da yapmak istemiyoruz. Muğla işi olduğu takdirde buradaki o bulduğumuz spot noktalardan birine eşyalarımızı yerleştirip biz Muğla'ya gideceğiz ve Muğla'da artık apart olur bir şey olur. Bir yer ayarlayıp kendimize bir ay, bir buçuk ay kadar orada kalmayı düşünüyoruz eşyalarımız buradayken. Daha sonra oradaki ev boşaldığı zaman ben işte çocukları, Bambam'ı, Filiz'i oradaki evin içine koyup Sakarya'ya gelip nakliye firmasıyla buradan eşyalarımızı alıp tekrar Muğla'ya geleceğim gibi böyle bir Arap saçı bir durum var. Yani Muğla'da da güzel dostlarımız oldu. Bize güzel önerilerde, tavsiyelerde bulunanlar oldu. O nedenle birazcık kafalar karışık. Yani orası da ağır basıyor. Yani orayı da tamamen kafamızdan söküp atamadığımız ama için zaten. Ama şimdi şu da var. Şimdi son mücahitlerle tanıştıktan sonra şöyle bir durum oldu. Şimdi önceden burada kalsak içimiz bir buruk olacaktı gidemediğimiz için. Şimdi gidersek de içimiz bir buruk olacak burada kalamadığımız için. Hem ev çok güzel. Yani ben evi çok beğendim. Yalan yok. Hem de mücahitlerle kurduğumuz o dostluk çok güzel. Ve yani Mücahit'le böyle biz arada bir telefonda vesairede konuşuyoruz. Böyle çok heyecanlıyız bazı şeyler için. Aklımızda çok değişik projeler, çok farklı şeyler var. İnşallah kalırsak zaten bunları teker teker göreceksiniz diye düşünüyorum. Yorumlarda da böyle çok net işte orada kalın kesin. İşte Muğla'ya gidin, beklemeyin. Yani gibi böyle çok net öneriler geliyor. Bazen o önerilerde o kadar İkna edici bazı şeyler yazılmış oluyor ki evet falan diyeyim bir mesaj ikna alıyorum. Sonra öbür yorumda tekrar öbür şeyi ikna alıyorum. Sonra diğer alıyoruz. Yorumda Sakarya ağır basıyor. Bir sonraki yorumda Muğla. Yani terazim o kadar oynuyor ki çünkü gerçekten her ikisi de istediğim şehirler. Bir yandan da insan gerçekten güvenli alanından çok çıkmak da bazen istemeyebiliyor. Evet. Özellikle çocuklarla alakalı sorumluluk da artmaya başlayınca hani bir çocuğumuz vardı şimdi ikinci çocuğumuz oldu burada. Haliyle o sorumluluğu hissetmek biraz ağır. Bir de Bambam'ımız biraz, var. Evet sancılı bir süreç. Aynen öyle yani bir de Bambam'ımız var.
sağlıklı, hepimizin mutlu olacağı bir karar vermek istiyoruz. Kendimizi güvende hissedeceğimiz, mutlu olacağımız yeri arıyoruz. Ve nerede daha çok mutlu olacağız onun kararını bir türlü veremedik. Zannediyorum öyle güzel bağlantılar, öyle güzel dostluklar kurduk. Her iki yerde de mutlu olacağız ama şimdi aradığımız ev acaba nerede? Kısmetimiz nerede, ona bakıyoruz. Şu onun için de artık yani netleşmek için. Emin olun arkadaşlar, şu an hala biz bilmiyoruz. Yani bir hafta sonra nereye taşınacağız? Değil mi? Yani yemin ediyoruz yani şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Pazartesi belli olacak. Evet. Artık. Yani bunu bir Hint dizisine çevirelim de arkası yarın, arkası yarın yapalım gibi bir şey. Yani biz zaten biliyorsunuz yani videolarımız genelde hep her video için bir konu, bir tema belirleyip içerik üretmeye çalışıyoruz. Böyle merakta bırakalım gibi bir kaygımız yok ama biz kendimiz de meraktayız. Her şeyi paylaştığımız gibi tabii bu süreci de sizinle paylaşıyoruz. Komşum yok filan derken dediniz bir ne yandan da... Ne kadar çok da, varmış değil mi? Ya evet. Bir yandan iyi ki YouTube kanalımız var. İyi ki böyle bir şeyin içerisine girmişiz. İyi ki böyle güzel dostlar tanıdık diyorum. Çünkü bazı görüşmelerim oldu. Ve işte telefon alışverişi yaptım. Bazı abonelerimiz oldu. Onlardan bir tanesi beni telefonuna Filiz inşallah komşum olsun diye, Filiz komşum olsun diye beni kaydetti. Kaydetmiş yani ekran resmini yollamıştı bana, seni böyle telefonuma kaydettim diye. Bir başka abonemiz de sizinle aynı yerde oturmak istiyorum, ev arayış sürecindeyim ben de. Yani nerede olacaksınız, neye karar veriyorsunuz, lütfen bana semti söyleyin, ben orada ev arayışıma devam edeceğim dedi. Yani o kadar güzel şeyler ki bunlar, gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani dediğim gibi artık nerede olursak olalım sayenizde zannediyorum zaten mutlu yalnız, olacağız yalnız yani. Yalnız hissetmeyeceğiz. Gittikçe de büyüyor ailemiz. Evet. Bu da bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Çok şükür, evet. Biz ufak ufak en azından kullanmadığımız eşyaları toplamaya devam edeceğiz. Çocukları uyutalım ki bir an önce hızlanalım. Evet. Bu arada desteklerinizle her geçen gün büyüyen bir ailemiz var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Destekleriniz bizim için önemli, kıymetli. O yüzden henüz kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin, bildirim zilini açın. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza önerebilirsiniz bizi. Hani böyle bir şey yaparsanız bu bizim böyle daha kısa zamanda daha çok insana ulaşmamıza vesile olur. Bizim çok mutlu olacağımız bir şey olur. Ailemize, dostluklarımıza yeni kişiler katılmış olur. Biz çok memnun oluruz, çok mutlu oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sobayı Filiz'e kilitledim, bana kızıyor. Kilitledim mi ya? Kaç günde kırılacağız sobayı? Tamam, yemeği de ben yapıyorum. Ne yapıyorsun aşkım? Ton balıklı makarna. Yorma sen. Kaşlara bak. Çatıyor. Niye gibi ya? Kaşlara çok benziyor. Mia'cığım niye yerdesin ama? Çoraplarını da çıkarttın aşkım.